Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlarışımız. Kanalımızda kıtınlar, ekranımızı bulsun. Xotanda bir tarbiyalash markazi uchun 1367 koyza 2768 toqmoq setib olingan. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Fransiya Akhbarat Agentliği yakında Xitayning xalqqa oshkori tor arxivlarida saqlanib qolgan Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga oid hukumatning hujjat, xabar, to'xtamnoma va uqtirish qatorliq yozim materiallarini to'plab chiqqan. Jami 1500 dan ortiq bu xil materialni ko'zdan kechirgan mazkur agentlik Xotandagi bir tarbiyalash markaziga 2768 saqchi qoldiki, 550 tok qoldak 1367 koyza 2792 quta ko'z yosh oqquzg'ich setib olinganligini bayqagan. Fransiya axborot agentligining bugungi bu vaqtdagi xabarda bayon qilinishicha to'plangan materiallardan birida Sharq Turkistonning partikom sekretari Chin Kwangwonning yig'ilish lagerlarini maktabda ishlatish, harbiy gazarmadak boshqarish va turmada qo'g'dash kerakligi haqidagi buyruqi tilga olingan. Yana materiallardan birida bu tarbiyalash markazlarining kursantlarini yaxshi Xitoy puxrosi qilib yetildirish uchun ularning yildizini qirqish, aloqasini uzish kerakligi buyurilgan. Materiallarning yana birida ma'lum bir tarbiyalash markazining bo'ri chishi deb atildigan kaltak, yo'lvas o'rindiq deyilgan qiyin qistoq asvobi setib olganligi qayd qilingan. Xitoy axboroti Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarining bir kasbiy tarbiya o'rni ekanligini tashviq qilayotgan bu kunlarda e'lon qilingan mazkur xabar bugun xalqaralik axborot vositalarining kuchlik diqqatini qo'zg'adi. Xalqaro xabarlarda yuqorqi uchurlar Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerining maktab emas, jazo lageri ekanligining inkor qilinmas fakti ekanligi qayd qilindi. Bugungi Yahoo xabarlarida deyilishicha, bugun bu vaqtda muxbirlarning savoliga duch kelgan Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi mazkur uchurlarni keskin holda rad qila olmadi. U o'zining Fransiya axborot agentligining mazkur xabariga kuchlik gumon bilan qaraydiganligini bildirib, xalqaro jamoatni bu temada Xitoy axborotining deganlariga ishonishga da'vat qildi. Xitoy Turkiyada lager masalasi to'g'risidagi ta'tur tashviqotini boshladi. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini kasb o'g'itiladigan intayin ko'ngillik bir joy deb tashviq qilishi davomlashmoqda. Hatto Xitoy chat davlatlarga uyg'urlarni ham o'z ichiga olgan hay'atlarni avatib ta'tur tashviqot elib bormoqda. Xitoy uchur to'rining 23 oktyabr kuni besilgan Xitoy Xinjiang madaniyat almashtirish hay'ati Turkiya axborot organlari va tadqiqot markazlari bilan fikr almashtirdi sarlavhalik xabari Xitoyning izchil davomlashayotgan ta'tur tashviqotining misoli deb qaralmoqda. Xabarda mazkur hay'atning 22 oktyabr kuni Istanbuldagi Osiyo strategiya tadqiqot markazi va Demir O'ran xabar agentligi mas'ullari bilan ko'rishib, atalmış Şinjan'ın terakiyatı ve terörçülükü karıştırış meselesi de fikir almıştırgalıqı bayan kılıngan. Xaberde Demir Ören Xaber Agentliği mesulları bilen elip berilgan uçuruşta, Xitay'nın azallıq milletlerine yürgüzüvatkan dini siyaseti, atalmış Şinjan rayonunda tarih ve medeniyet cahiti kolu keltürgen neticileri doğrusu müzakere bolgalıqı eğitilgan. Hayat başlıqı Xitay İctimai Paller Akademiyesi Çigra Rayon Tatqiqat Bölümü Müderi Shin Guangchun, Atalmış Şinjan'ın Yipek Yolu tügündeki rayon işkellikini, Türkiye'nin bu rayonu doğru düşünüşü, Xitay'nın ıslahat siyasetini etraplık düşünüşü üçün zor ehmiyetki iki işkellikini ilgiri sürgen. Xitay hayetini Demir Ören Xaber Agentliği'nin müderi Salih Zeki Sarı Danışmet Efendi kubul kılgan ve Xaber Agentliği doğrusunda malumat bergen. Uçuruşta Xitay hayetinin başlığı Türkiye bilen Xitay otursudaki öz ara işenç küçü ise, Xitay'nın Türkiye'ye saldığı mablağının mı köpeydiğallığını, Xitay'nın Türklerge vizi cahatı kolaylıq şarait yaratıp berdiğallığını ilgiri sürgeldeki yazılgan. İstanbul'daki Asiya Strategiya Tetkikat Merkezi Muavin Reisi İhsan Toy Efendi, Xitay Vekiller Ömeke'nin bu ziyaretinin teşviqat mahsusu bilen elip berdiğen bir ziyaret ikerlikini, Xitay'da bulup mu atılmış Şinjan Uyghur Apnum rayonunda insan hukukları meselesi yokluğa ait dokulatlarını özlerge bergerlikini bayan kalıp mundaq dedi. Bu biraz teşviqat maksidi elip berilgan ziyaretdek durudu. Men onlarının sözlerden 2 yıldan beri Uyghurlarga karata bazı siyasetlerini elip berivatkallıqını düşündüm. Onlar bizge atılmış Şinjan'daki insan hak ve hukukları, o yerdeki erkellik, asallıq milletler doğrusu tayarlıgan 3 parça dokulatını berdi. Bulardın sırt Şarkı Türkistan'a Xitay salgan mablağlar doğrusu da malumat berdi.
O sözünün davamında gerçi Türkiye bilen bolgan ticari münasebetlerimi anlatılgan bolsumu, umuman kılıp etkanda teşvikat maksı bilen elip berilgan ziyaret ikerlikini bayan kılıp mundaq dedi. Xitay hay'eti lager meselesi doğrusu toxtaldı. Bunun Amerika ve Avrupa devletleri tarafından tenkit kılınıvatkanlığını dedi. Men şunu sordum. Lager degen nime? Türkiye'de bunu kılsa kılgan adamın aklıdan gümallındı. Men bunu degendeyken Xitay hay'eti lager meselesi doğrusu da iğiz açmadı. Men bu uçuruştan şunu düşünüp yettim ki, ular Uygurlar meselesi doğrusu da teşvikat elip beriş üçün kaptı. Doktor Erkin Ekrem Xitay'nın normalde Uygurlarını Türkiye'ye kelgeli koymay, teşvikat üçün Uygurlarını elip gelişi, Xitay'nın tətür teşvikat üçün kelgellikini asallı aşkarlap koyduğallıkını bayan kıldı. İstanbul'da Kanıgan Yarımız Şarkı Türkistan namlıq yığını ötküzüldü. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 21. Oktyabr İstanbul'daki Bayrampaşa şehirlik hükümetinin yığın zalıda Kanıgan Yarımız Şarkı Türkistan degen temada yığın ötküzüldü. Bu yığın merkezi İstanbul'daki Bulgariya Türkleri Medeniyet ve Hizmet Cemiyet tarafından oluşturulgan bulup, yığında her kaysi metbuatlar ve ictimai taratkularda Uygurlarga dair köplep fikir tarqıtış teklifi otturgu koyuldu. Mezkur yığınğa Azerbaycanlıklar, Bulgariya Türkleri, Kırım Türkleri qatarlıq qerindaş xalıqlar vekilleri, şunondak Türk Dünyası Hizmet Vakfı qatarlıq köp sandaki ammimi teşkilat vekilleri bulup 200'den artıq kişi qatnaşdı. Yığın şehitlerinin ruhiga hürmet bildirip sükut tuturuş ve Şarkı Türkistan İstiklal Marşı'nı okuş bilen başlandı. Bulgariya Türkleri Medeniyet ve Hizmet Cemiyeti'nin baş katibi Oya Cambaz oğlu Ekiliş Nutku sözüldü. O sözde Şarkı Türkistanlık şehitlerden Osman Batur, Aysa Yusuf Alptekin, Abdül Ahad Barat Maksum, Muhammed Salih Damollam Katarlıklarının namını hürmet bilen tilga aldı. Hem de Şarkı Türkistan'ın hürlükü üçün küreşken bütün şehitlerini esleyimiz ve hürmet bildirimiz dedi. Yığında yana Şarkı Türkistan Vakfı İdare Hay'etlerden Doktor Perhat Kurban Tanrıtağlı Şarkı Türkistan'ın ötmüşü degen temada. Şarkı Türkistan Vakfı'nın reisi Doktor Muhittin Can Uygur Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti degen temada. Aysa Yusuf Alıptekin Vakfı'nın reisi Doktor Ömer Kul Şarkı Türkistan'ın kelajiki degen temada söz kıldı. Türksel bilen Xitay'nın Huawei şirketi hemkarlık gelişimi tüzdü. 23. Oktyabr Daily Sabah toru bergen haberde bildirilmişçe, Türkiye'nin aldınkı Katar'daki köçmü telegraf şirketi bilen Xitay'nın Pentechnik şirketi Huawei hemkarlık gelişimi tüzdü. Türksel şirketi Müdiriyet Reisi Ahmet Akça bu akta bayanat verip, bizden Huawei şirketi bilen bolgan hemkarlıkımız Türkiye'nin alakı teknikisini yeni devirdeki G5 5. evlat seviyeyi yukarı götürüşte muhim rol oynaydı digerlerini bildirdi. Huawei Hul Asliha Başkuruş İşhanesi'nin müdiri Li Dafeng bayanat verip, bu kıtımkı iki tarafının hemkarlık gelişimi Türkiye bilen Otur Asya ellerinin rakamlaştırış işlerine yol açıdı digerlerini bildirdi. Haberdiyene iki tarafının hemkarlık gelişimi asaslıkı Türkiye'deki telegraf, katnaş ve başka her sahada rakamlaştırışını işe aşırış, akli iktidarlık su inşaatı, akli iktidarlık avtomobil toktutuş sahalarına meblağ siliş, hem de yakşılaş katarlık sahalarını öz içine aladığallıkı bildirilgen. Kırgızistan'ı pahırlandırgan Uygur Kılıçvazlık Çimpiyonu. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Argentina paytaxtı Buenos Aires şehirde ötküzülgen Halkaralık Yaşlar Tenerket Musabıqısı da Tenerketinin Kılıçvazlık türü boyunca Kırgızistanlık Uygur yigiti Hasan Bavdunov 2 medalga erişti. O komandalar boyunca müsabakada kümüş medalığa, ayrım doil müsabakası da mis medalığa erişti. Hasan Bavdunov 21. Oktyabr günü Kırgızistan'ın Manas aerodromunda tentenlik kütüvelindi. Karşı eliş marasımıga Kırgızistan Kılıçvazlar Federasyonu'nun azaları, Kırgızistan Tenterbiye Ministerliğinin hadimleri, Kırgızistan Olimpik Komitesi'nin azaları şundaklı muhbirler, şundaklı uruk tukkalları katnaştı. Hasan Bavdunov 2001 yılı Bişkek şehirde tuğulgan bulup, o hazır Tuluk Otur Mektep'nin 11. sınıfını pütürüş aldı durmakta. O kılıçvazlıkka 2014 yılından bu yan katnaşmakta. Hasan Bavdunov 2016 yılı Kazakistan'da ötküzülgen Ösmürler Ara Kılıçvazlık Müsabıqısı da birincilikke erişken bolsa, 2017 yılı Tayland'da ötküzülgen Asya Çempiyonluğun Talış Müsabıqısı da kümüş medalga ege bolgan. 2018 yılı yaş kılıçvaz üçün galibilik yıl boldu. Hasan Bavdunov Dubai şehirde ötküzülgen Asya boyunca müsabakada altın medalga ege bulup, andın İtalya'nın Verona şehirdeki dünya çempiyonluğun talışı müsabakasına katnaşıp birincilikke erişti.
hem dünya yaşlar müsabakasına katılışı için ruhsat namiga ega bo'ldi. Mana bu qitim Argentinada o'tkazilgan yaşlar müsabakasida bo'lsa 2 medalga erişti. Xitoy bilan Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Arakan yig'iniga to'sqinlik qilishga uringanligi bildirildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Xitay, Rusya ve Bolivya, Birma'da Arakalık Müslümanlarga irki kırgınçılık kılınğanlıqını delilleyen Birleşken Milletler Teşkilatı Karmakadaki Birma'daki ehvallarını müstakil tekşürüş heyetinin Birleşken Milletler Teşkilatı Xavufslik Kengişi'ye dokulat sunuşu'a karış çıkıp, yığının içilişi'ye tozkulluk kılışka uğrundi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavufslik Kengişi'nin daimi azalarından Xitay bilen Rusya, Kengashning muvaqqat a'zosi va sentabr oylik muvaqqat boshlig'i Bolviya yig'inni ochib ochmaslik masalasini ovozli qo'shin talab qildi. Arakanlik musofirlarning irqiy qirg'inchilikka uchrag'anligi to'g'risidagi masalalarning BMT xavfsizlik kengashida muzokara qilinishini xohlamagan Xitoyni qo'llagan Rossiya bilan Bolviya bilet tashlashni shart bo'lgan 9 bilet chiqqanligi uchun yig'inning chaqirilishiga to'sqinlik qila olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Angliya va boshqa 6 davlat yig'inning ichilishini qo'llab bilet tashildi. Efiopiya, Ekvator Ginasi va Qozog'iston bilet tashlashdan yaltaydi. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Ma Chaoshu, xalqaro tinchlik va xavfsizlikni kafolatga ega qilishga mas'ul Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashining Birmadagi kishilik huquq masalalarini muzokara qila olmaydiganligini, bu masalaning kengashga elib kelinishining masalani hal qilish yo'lidagi tirishchanliklarga zid ikkanligini ilgari surdi. Xitoyning fikrini qo'llab-quvvatlagan Rossiyaning BMTda turishliq doimiy vakili Vasili Nebenzia bo'lsa, Birma yig'inini qo'llagan davlatlarni Arakan masalasini hal qilish musobaqasiga palti urush bilan aybladi. Amerikaning BMTda turishliq doimiy vakili Nikki Haley bo'lsa, 700 mingdan ortiq arakanlikning Birma armiyasining zo'ravonligi natijasida majburiy holda uy makonlarini tashlab, Bangladeshga qaytishga majbur bo'lishining xalqaroning bexatarligi va tinchligiga xavf elib kelganligini inkor qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirdi. Hazrat Muhammad alayhissalomga haqorat qilish fikr erkinligi emas. Yevropa kishilik huquq mahkamasi Hazrat Muhammad alayhissalomga haqorat qilishning fikr erkinligi doirasiga kirmaydiganligi haqida hukmnoma e'lon qildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Fransiyanın Strasbourg şehirdeki Avrupa Kişilik Hukuk Mahkemesi Avustralyalık bir ayol sunugan arizini xulası dedi. Avrupa Kişilik Hukuk Mahkemesi hemmeylenin birdek avaz birişi bilen Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hakaret kılışının fikir erkenliki dairesiyle kirmeydiğallıkı hakkıda hüküm namı çıkardı. Avustralyalık ayol 2009 yılı bir konferansta Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hakaret kılgan ve 2011 yılda Viyana Rayonluk Sot Mahkemesi onun cerimanı cezası bergen idi. Ayal bu ceza üstüden Avrupa Kişilik Hukuk Mahkemesi'ye arız sunugan idi. Avrupa Kişilik Hukuk Mahkemesi mu Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hakaret kılış fikir erkinliği dairesine kirmeydi deb hüküm çıkardı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.